geçiyoruz bir başka konuya. Aşı konusu. Grip ve zatürre aşısı yeterli olacak mı bu kış? Peki stoktaki durumumuz ne? Bunları konuşacağız. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi grip aşısı ve zatürre aşısı şu an Türkiye'de ne durumda? Stoklarımız yeterli mi? Talep ediliyor mu dışarıdan? Evet, özellikle COVID süreciyle birlikte bu aşılara olan taleplerde de ciddi bir patlama yaşanıyor. Şu anda bilim insanlarının da tavsiye ettiği gibi risk grubunda olan vatandaşlarımızın hem zatürre aşılarını hem grip aşılarını olması gerekiyor. İki aşı farklı noktada şu anda. Zatürre aşısıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Devletin elinde şu anda risk grubundaki vatandaşlarımıza yetecek kadar aşı mevcut. 65 yaş üstü olan vatandaşlarımız, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız aile sağlığı merkezlerine başvurduğu takdirde zatürre aşılarını olabiliyorlar. Buradaki sorun, eczanelerimizde zatürre aşısı yok. Eğer risk grubunda değilseniz ve zatürre aşısı olmak istiyorsanız orada sıkıntı var. Orada o aşıya ulaşma şansınız pek fazla yok. Grip aşılarında durum maalesef daha vahim. Çünkü planlama geçen yılki Türkiye'de kullanılan doz üzerinden yapılmış. 1 milyon 300 bin doz aşı kullanılmış geçen dönem, geçen yıl. Bu yılda Türkiye'de piyasaya verilecek olan aşı yaklaşık aynı miktarda. Halbuki bizim hesaplarımıza göre, bilim insanlarının hesaplarına göre 20-25 milyon aralığında grip aşısı olması gereken risk grubunda vatandaşımız var. Şimdi grip aşısı Ekim'in ikinci haftasından sonra Türkiye'ye temin edilecek diye bizler bu haberi biliyoruz. Peki temin edilmeye başladı mı? Eczanelerde durum nedir? Şöyle, grip aşısı 3 ya da 4 parti şeklinde getirtilecek. İlk partinin bu hafta sonuna doğru eczanelere verilmesini bekliyoruz firmayla yaptığımız görüşmeden. Sonrasında da 15'er gün aralıklarla, 20 gün aralıklarla devamı gelecek. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu aşılar için soğuk dolaplar sanırım gerekiyor. Tam da teknik bilgiyi bilmiyorum ama bunlar için yeterli stoğumuz var mı? Her aşının saklanması için. Evet. Her eczanemizde aşıların muhafaza edilmesi için dolabımız var. Evet. Gereğinden fazla, yani şu an paylaşılan rakamdan daha fazla bir aşı stoklayacak olsak bununla ilgili bir sıkıntı yaşanır mı? Hayır, yaşanmaz. Aslında 1 milyon 300 bin doz aşı dediğimizde 27 bin eczaneye böldüğümüzde zaten 30-40 civarında bir aşı düşüyor. 3 kat 5 kat da aşımız olsa bunları muhafaza etmek anlamında, soğuk zincir anlamında bir sıkıntı yaşamayız eczanemizde. Şimdi Eczacılar Birliği olarak siz de aşı getirtmeye çalıştınız. 1,5 milyon doz aşı için bakanlıktan bir onay istediniz ama buna yanıt alınmadı. O süreci birazcık anlatabilir misiniz? Şöyle, biz 1 milyon 300 bin doz aşı gelecek bilgisine ulaştıktan sonra hep bu aşının yeterli olmayacağını, talebi karşılamayacağını söyledik. Hatta Sayın Sağlık Bakanımızın kendi ağzından bu rakamı arttırmak üzere çalışma yaptıklarını da biliyoruz. Kendi ağzından duyduk. Bunun üzerine Türk Eczacılar Birliği, İtalyaş birimi Hollanda'da bir firmayla ön görüşme yaptı. 1,5 milyon doz aşılık bir ön görüşme yaptı ve bu aşıyı getirebilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan izin istedi, yazılı bir izin istedi. Ama aradan 15-20 gün, belki daha uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'ndan olumlu ya da olumsuz bir dönüş olmadı Türk Eczacılar Birliği'ne. Şimdi bir yandan aşı miktarı çok az, talebi karşılamayacak diyoruz. Evet. Bir yandan Türk Eczacılar Birliği gibi bir kurum 1,5 milyon doz aşı buluyor. Sağlık Bakanlığı'nın bunu duyduğu an lütfen getirin demesi gerekirken bunca zaman geçmesine rağmen hala cevap vermemesi çok ilginç geliyor bize. Çünkü gelecek olan aşının %100'ünden daha fazlası getirtilme imkanına sahip şu anda Türk Eczacılar. Şimdi zatürre aşısı olarak pek bir sıkıntı görünmüyor dediniz ama grip aşısı için tüm risk gruplarına yeterli olacak şekilde bir aşılama yapılabilecek mi getirilen stokla beraber? Ve şunu da sormak istiyorum. Mesela risk grubunda olmayıp da grip aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar nasıl müracaat edecekler? Şimdi o konuda Sağlık Bakanlığı'nın bir planlama yaptığını biliyoruz, bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz ama detayları henüz bizde paylaşılmış değil.
Şunu biliyoruz çok net bir şekilde. Gelecek olan aşı ihtiyacın şu anda %10'u civarında. O konuda nasıl bir planlama, nasıl bir çalışma yaptıklarını dediğim gibi detayları paylaşmadıkları için Sadece bilmiyoruz. risk grubunun %10'u civarında mı? Yani risk grubu dışındakiler hariç. Hariç, Hariç. risk grubunun, evet Çok risk büyük grubu. bir eksiklikten bahsediyoruz. Evet, maalesef öyle. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi İyi yayınlar dilerim. günler dileriz. Hoşça kalın.